Salih Tuna 23 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısı Bir tek Erdoğan'a mı çalışıyor? Bir elin parmakları kadar azlık ama Davutoğlu'nun Suriye politikasına ilk günden itibaren karşı çıktık. Bedelini de envai çeşit karalama kampanyalarına maruz kalarak ödedik. Suriye tuzaktır diyen merhum Sezai Karakoç üstadımıza dil uzatacak kadar tozutmuşlardı. Bir defasında da merhum Akif Emre Profesör Mahmut Erol Kılıç ve fakiri ölüm bildirileriyle tehdit etmişlerdi. Davutoğlu muhipleri başta olmak üzere tekfirci entegristlerin yaptıkları yanlarına kar kaldı. Bize kalan da Suriye politikasının komplikasyonları arasında yer alan Suriyeli sığınmacı veya göçmen sorunundan ibaret. Küresel sistem yandaşı muhalefetimizin sığınmacılar üzerinden toplumsal kaos çıkarmaya çalışması Meskur sorunu katmerleştiriyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mağdur olmanızın nedeni sığınmacılardır. Hükümet size vermesi gereken paraları onlara akıtıyor. Onlar birinci sınıf vatandaş, siz ikinci şeklindeki ifadelerle halkımızı sığınmacılara karşı nasıl kışkırttığını Mahmut Övür kardeşim dünkü köşesinde yazdı. Malumunuz, akşenerde Kılıçdaroğlu'ndan farklı değil İş bu zihniyetten etkilenenlerin kuşatması altındaki 17 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun ben insanın feryadına muttali olduğumda insanlığımdan utandım. Suriye sorununun mimarı Davutoğlu utanmış mıdır peki? Bilmiyorum. Benim bildiğim şudur. Yurdum insanına, sığınmacıları hedef gösteren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e altılı yuvarlak masada yoldaşlık yapıyor. Oysa daha dün aynı Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve avanesine karşı onlar Orta Doğu bataklığına bulaşmayalım diyecekler ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı Şamı ı Şerif bilmişiz şeklinde hamaset notukları atıyordu. Hadi diyelim Davutoğlu budur. Bu kadardır. En azından tutarsızlıkta tutarlıdır. Ya Suriye politikasına karşı çıktığımız için bizi linç edenler, sığınmacılara karşı halkı kışkırtan muhaliflere neden sadra şifa tepki göstermiyor? bu sözde İslamcı entegristlere sorsanız muhalif değiller. Fakat Sayın Erdoğan'a tepki göstermek için Erkete de bekliyor, hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Mesela İstanbul Sözleşmesi dolayımında demediklerini bırakmamışlardı. Neymiş? Erdoğan aile yapımızı yok ediyormuş. LGBT'nin önünü açıyormuş. Davutoğlu da en az bunlar kadar fırsatçı olduğunu kanıtlarcasına mevzunun üzerine atlayarak Abdurrahman Dilipak'a İstanbul Sözleşmesi'ni okumadan imzaladım demişti. Şimdi de kalkmış, Danıştay hukukun üstünlüğünü yok saymıştır. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız diyor. Gel gelelim İstanbul Sözleşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a demediklerini bırakmayanlarda tık yok. Erdoğan layüsel değildir elbette. AK Parti de nihayetinde bir partidir ve partiler ancak partilerle kıyaslanır. Kimse saçmalamasın. Ebu Zer parti kurmuş da bizim mi haberimiz yok? Hayır yani ne oluyor? Olanca dindarlıklarınız, kerameti kendinden menkul İslamcılıklarınız, göz tevazularınız, mezhepçi telmaşa ümmetçikleriniz, bilimum muhafazakarlıklarınız bir tek Erdoğan'a gelince mi çalışıyor?''